Bir tasarımcının en büyük zevki aslında tasarladığı ürünün sokakta görmektir. En büyük zevk burada olur. Ama tabii ki de tek zevk bu mudur? Kesinlikle değil. Bilgisayarda bir tasarım yaparsınız. Aynı şekilde bunun analizlerini alırsınız. Doğrularsınız. Evet, bu arkadaş kırılmıyor. Evet, bu dişli dayanıyor dersiniz. Sonra bunu alıp ürettiğinizde ilk zevki yaşarsınız. Tasarladığınız ürünün elinizde olması gerçekten başka bir duygudur. Çünkü o size aittir. Her çizgisi, her noktası sizin düşündüğünüz ve sizin yarattığınız bir eser aslında. Yani burada bir sanatçının ürettiği bir tabloyla sizin ürettiğiniz bir dişlinin arasında hiçbir fark yok aslında. Bunun dışında elinize aldığınız parçayı teste verirsiniz dediğim gibi. Ve test sonucunda öngördüğünüz şekilde davranıyorsa o parça, testi geçiyorsa veya kalması gereken yerde kalıyorsa sizin öngördüğünüz şekilde, burada ikinci zevki yaşarsınız. Çünkü burada mühendisliğinizin tatminidir aslında. İlki kendi ürettiğiniz parçanın, ikincisi de mühendisliğinizin tatminidir. Çünkü yaptığınız ürünün hesaplarını da doğru yapmışsınız ve işi layığıyla yaptığınız ortaya çıkmakta oluyor. Üçüncüsü ise bu ürünün endüstriye geçmesi, ticarileşmesi ve daha sonra da bunu piyasada karşınıza çıkması. Hele de kullanıcı kişi tarafından olumlu yorumlar alıyorsanız, ki tasarlayanın siz olduğunu bilmeden, bu gerçekten çok başka bir duygu. Buradaysa sadece mühendislik değil, aynı zamanda ticarileşebilir bir ürün tasarlayan kişi oluyorsunuz. Bu biraz daha farklı aslında. Çünkü akademik hayatta da mühendislik çok yüksek seviyede, ileri seviyede. Fakat akademikteki çalışma günlük hayata uygun değil. Tek sebebi de maliyetler. Günlük hayata uygun olması için aslında yaptığınız ürünün maliyeti de çok önemli. Fiyat performans dediğimiz konuda kendinizi yetiştirdiyseniz ve ürününüz piyasaya çıkıyorsa firma olarak, aynı zamanda bireysel olarak, bunun tatmini ise diğer ikisinden de başka.